Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Samsung'un yeni çıkardığı Samsung S20 FE Fan Edition modelinin kutu açılımını gerçekleştireceğiz. İncelemesini yapacağız. Muhtemelen senenin son ürün incelemesi olacak. Samsung'da ürün olarak diyebileceğim bir model kutu açılışı. Açacağım rengi Cloud Navi diye yazıyor. Bulut mavisi sanırım anlamına geliyor. Siyaha yakın koyu bir renk. Evet, açalım bakalım nasıl bir cihaz, ne özellikleri var. Birlikte inceleyelim. Şöyle öncelikle rengini göstereyim. Mat bir kasa gelmiş. Oldukça koyu gri gibi, siyaha yakın bir renk. Şöyle Type-C. Şurada bir hoparlör yeri var. Üstte sim kart yeri var. Kalınlık ağırlık olarak yani ne çok ince ne çok kalın. Ağırlıkta ara bir ağırlık olduğunu söyleyebilirim. Ekranda bir jelatin çizilmeye karşı yapışmış halde geliyor yine bu modelde. Çalıştıralım. Açılırken o arada da kutu içeriğinden bahsedeceğim. Çünkü ilk defa Samsung Apple'a yavaş yavaş özenmeye başladı gibi bu modelde artık kulaklık çıkmıyor arkadaşlar. Şarj cihazı var. Burada Type-C kablosu ve burada şarj cihazı. Kaç watt olduğuna bakacağım. Cihazın normalde 25 watt'a kadar hızlı şarj desteği var. Evet, 15 watt'lık hızlı şarj koymuş içine. Ama dediğim gibi bu cihazda 25 watt'a kadar hızlı şarj desteği bulunmakta. Bilginiz olsun. Şimdi cihaz açıldı. Kurulumunu başlatacağım. Hızına vesairesine, kamerasına, özelliklerine bakalım. Dediğim gibi kulaklık çıkmıyor bu cihazda kutu içeriğinden arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen kurulumunu yapıyorum cihazın. Şöyle. Kurulumunu yaparken genel özelliklerinden de bahsedeyim o arada. 8 çekirdek işlemci, 6 GB RAM, 128 GB hafıza var cihazda. Batarya 4500 mAh. Normal S serilerinde olduğu gibi suya toza dayanıklı bir cihazdır. Kablosuz şarj özelliği var. Hızlı şarj özelliği var cihazda yine. Ekran yenileme hızı yine 120 Hz arkadaşlar. Tepkime hızı oldukça güzel. Yani telefondan online oyunu oynuyorsanız, internet performansı yüksek olsun istiyorsanız 120 Hz ekran yenileme hızına sahip. Arka kamera 12 megapiksel, 12 megapiksel ve 8 megapiksel şeklinde 3 tane arka kameradan oluşuyor. Ve ön kamerada 32 megapiksellik ortada gelmiş ön kamera, 32 megapiksellik bir ön kameraya sahip. Evet, kurulumunu yaptım. Şimdi şöyle ekran çözünürlüğünü, parlaklığını güzelce bir arttırayım. Renk canlılığı oldukça güzel, fena değil. Şöyle üst menüden başlayayım. Ekstra göze çarpan bir şey var mı? Direkt fener tuşu var. Buradan bastığınızda otomatik açılıyor. Kablosuz şarj paylaşımı var dediğim gibi. Windows'a bağlanma, kablosuz olarak bilgisayara direkt bağlanma burada var. Onun dışında göze çarpan ekstra. Note serilerinde olan DeX modu bu modelde var yine. NFC özelliği var yine. Akpil vesaire telefondan dolduruyorsanız. Ekran kaydedici özelliği var. Kablosuz müzik paylaşma var. Bir de çocuk modu. Tabii kablosuz görüntü aktarma. Bu özelliklerin hepsi yine var arkadaşlar. Kısaca şöyle kamerayı da bakacak olursak 3 aşamalı. Şöyle normal, biraz daha geniş açı ve yakın çekim modu olmak üzere. 30x'e kadar da zoom yapabiliyorsunuz arkadaşlar kamerasında. Eğer zoom yapmayı da seviyorsanız 30x'e kadar zoom yapabiliyorsunuz. Yine yapay zeka var kamerasında. Çözünürlük nedir derseniz bakalım neye kadar çekim yapabiliyor. Video olarak demiş.
Evet, 4K çözünürlükte çekim yapabiliyorsunuz. Video çekmek için 60 FPS'ye kadar 4K'da destekliyor arkadaşlar kamera çözünürlüğü cihazda. Modlara bakacak olursak tek çekim modu en iyi fotoğraf kalitesini yakalaması için. Şurada diğer modlarda profesyonel mod, panorama çekim, yiyecek, gece modu, canlı odak. Canlı odak videoda çekebiliyorsunuz. Yani arkayı flu yapıp videoda çekebiliyorsunuz. Profesyonel video, ultra ağır çekim, ağır çekim, hiper geçiş. Evet, kamera modlarında bunlar da var arkadaşlar. Kamerası da güzel bir kamera olduğunu söyleyebilirim size. Yine yapay zeka var kamerada. Ekran çerçeve oranı yine güzel. Neredeyse full ekrana yakın. Dediğim gibi 8 çekirdek, 6 RAM, 128 hafıza, 4500 mAh batarya, suya toza dayanıklı, su geçirmiyor cihaz. S20 Fan Edition modeli bu şekilde arkadaşlar.